günler, iyi hafta sonları. Dün İyi Parti toplandığı üst düzey bir toplantıyla olağan kongre sürecini başlatma kararı aldı. Dün Kemal Can'la yaptığımız haftaya bakışta bu konuda bayağı bir konuştuk ama ben bugün bir de üzerinden tekrar geçmek istiyorum. Çünkü İyi Parti başlığa da çıkarttığım gibi herkesin yakından takip ettiği, gözlerini diktiği bir parti durumunda. Şimdi bu klasik hangi parti anahtar partidir vesaire tartışmaları hep yapılıyor. Seçimler için, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimleri için HDP bir anahtar parti olarak görülüyor. Ama baktığımız zaman şu an itibariyle Türkiye'de en kritik yerde duran partinin İyi Parti olduğu kanısındayım. Çünkü bu parti yakın zamanda kurulmuş olmasına rağmen hızla ilk girdiği seçimde %10'a yakın oy aldı. Mecliste grup kurdu ve şu anda Türkiye'nin kaçıncı oluyor? Üçüncü partisi kamuoyu araştırmalarına göre öyle gözüküyor. HDP'yi biraz daha HDP'den biraz daha fazla gibi gözüküyor. Ya 3 ya da 4 diyelim ama 3 demek daha doğru olur. Bu parti MHP'den kopanların kurduğu bir parti. MHP'den kopanların kurduğu parti olmasına rağmen aldığı oylar sadece MHP'den değil, onu görüyoruz. Çünkü MHP'nin de hala iyice azalmış olsa da belli bir oyu var. İyi Parti ile MHP'yi üst üste koyunca MHP'nin en iyi aldığı oyun da çok üstünde bir oy görüyoruz. Yani İyi Parti MHP'yi terk edenlerin dışında AKP'den gelenlerin ve hatta CHP'ye daha önce oy vermiş kesimlerin de oyunu almayı becerebildi. Ve benim sıklıkla dile getirdiğim gibi Türkiye'de merkez sağın yeni lideri olma potansiyelini taşıyan bir parti. Bunu becerebiliyor mu? Pek beceremiyor. Çok ciddi sorunlar yaşıyor. Bunu daha önce de ele aldık. Bundan sonra da çok ele alacağı benziyoruz ve şu kongre sürecinde de bayağı bu konu tekrar gündemimizde olacağı benziyor. Önce bir kongre sürecine bakalım. Normal şartlarda 20 Eylül 2020'de kongresini toplamış İyi Parti. Kanunen, siyasi partiler kanununa göre en erken 2 yıl içinde, en geç 3 yıl içerisinde kongresini yenilemek zorunda. Yani normal şartlarda bugün İyi Parti pekala, bugün diyorum hafta sonu, önümüzdeki hafta sonu kongreye de gidebilirdi. Bu kanuna göre uygun bir zaman olurdu. Ancak 3 yıllık bir sürede, yani 2020 Eylül'ünde yaptığına göre 2023 Eylül'üne kadar da bir hakkı var. Burada normal bir prosedür başlatılıyor. Çok da geciktirmek istenmiyor. Seçim öncesinde bunun yapılması isteniyor. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Seçim öncesinde yapılmak istenmesinin bir önemli nedeni de şu. Normal şartlarda partilerin, il yöneticilerinin önemli bir kısmının gözü milletvekilliğindedir. İl yöneticiliği, özellikle il başkanlığı, milletvekilliğine bir yatırım olarak görülür. Burada şu haliyle diyelim ki kongresini 2023 Eylül'ünde yapacak olan bir İyi Parti'nin il başkanlarının önemli bir kısmı yapılacak olan, Haziran'da yapılacak olan ya da Mayıs 2023'te yapılacak olan seçim için istifa edecek ve milletvekili adayı olacaktı ve orada örgüt çok ciddi sorunlar yaşayabilirdi. Dolayısıyla zaten bugün gördük bunun şeylerini, medyada çıktı. İyi Parti'de milletvekili adayı olmayı düşünenlerin yönetimlere talip olmaması tavsiye kararı da o toplantıda, dünkü toplantıda alınmış. Bu önemli bir husus. Seçimden önce kongreyi yapmak istiyorlar. Fakat bu olayın bir de evveliyatı var. Dün bunu Kemal'le biraz konuştuk. Perşembe günü bu toplantının, yani cuma günkü toplantının yapılacağı haberleri sızdı ve bir olağanüstü kongre gibi bir havada sunuldu. Olağanüstü kongre var olan delege yapısıyla olur.
Burada halbuki baktık ki olağan kongrenin sürecinin başlatma kararıymış. Ama bu haber sızdığı zaman yanında başka bir takım hususlar da sızdı. Özellikle Akşener'in, Meral Akşener'in parti içerisinde dizginleri iyice ele almak istediği, partinin merkez sağ partisi olması önünde engel çıkartan kişilerin etkisizleştirilmesi ya da geri plana itilmesi hesapları olduğu yolunda spekülasyonlar yapıldı. Ve yani şöyle düşünüldü, 2020 Eylül'ünde Koray Aydın'ın başını çektiği genellikle ülkücü kökenli grup, parti içerisinde yeni kurulan partiye giren merkez sağdan ya da siyasete o ana kadar girmemiş bir takım isimlerin parti yönetiminde etkili yerlere gelinmesine izin vermediler. Listede birçok kişinin üzeri çizildi delegeler tarafından ve ağırlık daha çok MHP kökenli, ülkücü kökenli kadrolarda oldu. Ve bu da İyi Parti'yi bir merkez sağ partisi hayaliyle İyi Parti'ye gelmiş olan kesimlerde rahatsızlık yarattı ve bu kişiler Meral Akşener'in kendilerine yeterince sahip çıkmadığından da ciddi bir şekilde yakındılar. Bu 2 yıl önceki yaşanan olay. Daha sonra 2 yıllık süreç içerisinde bu ülkücü kökenli kadroların altılı masanın gidişatını zor duruma sokabilecek, özellikle CHP'nin HDP ile kurduğu ya da kurmayı düşündüğü ilişkiyi zor duruma sokabilecek çıkışlar yaptılar. Bir anlamda İyi Parti adına konuşuyormuş gibi İyi Parti'yi ve Meral Akşener'i özellikle altılı masada zor durumda bırakacak çıkışlar yaptılar. Arada Meral Akşener bir düzenleme yaptı. Parti üst yönetiminde birilerinin yetkileri azaltıldı, pozisyonları değiştirildi, başkaları öne çıkarıldı. Ama bunun tam anlamıyla İyi Parti'nin beklediği hamleleri, merkez sağa doğru hamlelerini mümkün kılmadığı yolunda da çok yorum yapıldı. Şu haliyle bakıldığı zaman İyi Parti %20'leri aşabilecek bir potansiyele sahip bir parti olarak gözüküyor. Hatta AKP'nin önümüzdeki seçimde başarısız olması ve çözülmeye gitmesi durumunda Türkiye'nin birinci partisi olma potansiyeli de var. Ama bu haliyle bakıldığı zaman bu mümkün değil. Çünkü hala çok kırmızı çizgileriyle hareket ediyor. Sürekli ayağı frende giden bir İyi Parti var. Meral Akşener'den ibaretmiş gibi görünen bir İyi Parti var. Örgüt bir yanıyla hızlı bir şekilde örgütlendiler. Ancak Meral Akşener'in örgüt üzerindeki hakimiyeti üzerinde çok ciddi soru işaretleri var vesaire. Böyle bir ortamda herkesin gözü neden İyi Parti'nin üzerinde? Özellikle iktidara bakalım. İktidar burada İyi Parti'yi koparabileceğini düşünüyor. İktidarın yani AKP artı CHP'nin artık topluma sunabileceği çok fazla bir şey kalmadı. Bir umut, bir perspektif, bir vizyon sunamıyor. Ekonomiyi çözme üzerine söylenen her söz kısa bir süre içerisinde tekzip ediliyor vesaire. Böyle bir durumda iktidarın yapabileceği yegane şey karşı taraftaki, muhalefetteki birliği dağıtmak. Altılı masa ise altılı masayı dağıtmak. Altılı masayı dağıtamıyorsa buraya HDP'nin bir şekilde destek olmasını, özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destek olmasını engellemek. Bir diğer husus da altılı masayı dağıtmanın dışında altılı masada yer alan partilerin her birini kendi işlerinde dağıtmak. Şu ana kadar baktığımızda AKP'den kopan partileri almayalım, Demokrat Parti'yi de kenara koyalım ama CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi, bunlar Millet İttifakı'nı da kurmuşlardı biliyorsunuz. Bu üç parti son seçimde birlikte girmişlerdi. Bu üç partiden de yeni partiler çıktı. CHP'den Memleket Partisi çıktı. Bir de Mustafa Sarıgül'ün partisinde çıktığını varsayabiliriz. Ama esas olarak Memleket Partisi. Çünkü son seçimde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce bir parti kurdu. İyi Parti'den Zafer Partisi çıktı, Ümit Özdağ.
ve kısa süre içerisinde sığınmacı karşıtı söylemiyle bayağı bir ilgi topladı ve yarın da ilk kongresini yapacak ve seçimlere girme hakkını kazanmış olacak böylece. Saadet Partisi'nden daha önceden kopmuş olan Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, yeniden Refah Partisi bayağı bir ivme yakaladı. Yani bayağı bir ivme derken çok olağanüstü olmasa da Saadet Partisi'nden daha iyi gözüküyor durumu kamuoyu araştırmalarında. Ve bu üç parti de tam olarak muhalefette tanımlanamıyorlar. Yani Zafer Partisi, Memleket Partisi ve Yeniden Refah Partisi muhalefet partisi gibi gözüküyorlar. Öyle kabul görüyorlar ama bir takım kritik anlarda neyi nasıl yapacaklarını bilmiyoruz. Bunları söylerken bu partilerin iktidar tarafından kurdurulduğunu söylemiyorum. Ama iktidarın bundan hayli memnun olduğunu ve onlara bayağı bir toleranslı yaklaştığını, hatta bazılarının sözcülerin zaman zaman iktidar medyasında da yer bulabildiğini özellikle vurgulamak lazım. Bu daha da bölünmesini, yeni partiler çıkmasa bile bir takım isimlerin bu partilerden ayrılmasını tabii ki tercih edecektir iktidar ortakları. Burada en zayıf halka olarak ısrarla İyi Parti görülüyor. Zayıf olmanın dışında kopartılırsa gerçekten burayı, muhalefeti sarsacak parti. Daha önce biliyorsunuz, önce Devlet Bahçeli ardından Erdoğan açık açık İyi Parti'ye çağrı yaptılar Meral Akşener'e. Gelin bize katılın diye. Meral Akşener bunu net bir şekilde reddetti. O çağrı tekrarlanmıyor ama yine de İyi Parti'nin bir şekilde özellikle HDP kartı kullanılarak bu muhalefet masasından uzak tutulması, altılı masadan uzak tutulması ya da en azından içinden bazı isimlerin sorun çıkartması arzulanıyor. İktidar medyasında son günlerde çok ciddi spekülasyonlar yapılıyor bu konuda. İyi Parti'nin bölüneceği, hatta Meral Akşener'in CHP'ye katılacağına kadar giden tam bir masa başı üretildiği belli olan ama İyi Parti'yi hedef aldıklarını bize gösteren çıkışlar var. Dolayısıyla iktidarın gözü İyi Parti'de ve dolayısıyla İyi Parti'nin kongresi, kongreleri de ilçe, il ve tabii ki genel kongresi de iktidarın radarında olacak. Bunun ötesinde CHP için İyi Parti çok önemli. Çünkü Millet İttifakı'nı beraber oluşturdular. Birlikte seçimlere girdiler. Yerel seçimde işbirliği çok verimli bir sonuç aldı. Çarpıcı olan da şu, CHP'nin büyük şehirleri almasını sağladı bu ittifak ama İyi Parti CHP'nin aday göstermediği illerde kaybetti, kazanamadı seçimleri. Mesela ilk aklıma gelen Balıkesir bu noktada. Buradan CHP çok ciddi bir şekilde istifade etti. Dolayısıyla önümüzdeki seçimlerde muhtemelen CHP'li birisinin ortak aday gösterileceği seçimlerin kazanılmasında İyi Parti'ye çok ciddi bir şekilde ihtiyacı var CHP'nin ve bu masanın yürümesinde ve tabii ki o vaat edilen güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişte. Yani önümüzde sadece bir cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri yok. O bir önemli ve en önemli aşama o tabii ki. Ama sonrasında da birlikte hareket etmek istiyorlar. Şu haliyle onu görüyoruz ve aralarındaki uyum çok önemli. Ve burada CHP'nin özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun en çok güvendiği isim Meral Akşener. Dolayısıyla Meral Akşener'in bu süreçten daha güçlü çıkması, parti içerisinde kontrolü iyice ele almasını herhalde CHP tercih edecektir. Bunu diğer muhalefetin diğer partiler için de söylemek belli anlamlarda doğru. Ancak şunu da unutmamak lazım. Özellikle Deva Partisi söz konusu olduğu zaman Deva Partisi merkez sağda yeni bir cazibe merkezi olma iddiasıyla çıkar gibi yaptı ama sonra nedense bu şansını kaybeder
gibi oldu. Eğer İyi Parti merkez sağda güçlü bir odak haline gelirse bu açıkçası Deva Partisi'nin çok isteyeceği bir şey olmaz. Normal şartlarda İyi Parti'nin kendisini MHP ile bağlarını tam koparmadan ya da o gelenekle bağlarını daha tam koparmadan merkez partisi olmakla katı ideolojik parti arasında gidip gelmesi bu belirsiz halini tercih edebilirler. Aksi takdirde İyi Parti'nin merkez sağda çok güçlü bir odak haline gelmesi durumunda Deva Partisi'nin çok da fazla bir iddiası bence kalmayacak. Tabii bir diğer husus da HDP. HDP şu anda Türkiye'nin muhalefetin iktidarı ele geçirmesi ve ülkenin yeniden yapılanması, normalleşmesi sürecinde bir şekilde yer almak istiyor. Doğrudan ya da dolaylı yer almak istiyor ve belli bir gücü de var. Mecliste de belli bir gücü olacak, onu görüyoruz. Tabii kapatma davası vesaire bunların hepsini bir kenara bırakarak konuşuyorum. Ve burada da muhalefetle kuracağı ilişkinin önündeki en önemli engel de İyi Parti. İyi Parti'nin nasıl bir yola doğru gideceği gerçekten HDP'yi çok ciddi bir şekilde ilgilendiriyor. Şimdi önümüzde ne olacak? İlçe kongreleri başlayacak. Sonra il kongreleri olacak. Onlardan sonra da yeni delegelerle İyi Parti yeni bir kongre yapacak. Ve Meral Akşener'in başkanlığında herhalde kimsenin bir tereddütü yok. Ama nasıl bir ekip şekillenecek onu bekleyeceğiz. Burada benim tahminim, dün Kemal'le konuşurken de bunu dile getirdim. Akşener kongre süreçlerinde çok daha aktif olmak isteyecektir. İllerde delegelerin ve yönetimlerin yapılanmasında daha fazla rol oynamak isteyecektir. Aracılar üzerinden değil doğrudan kendisi bu süreçlere müdahil olmak isteyecektir ve parti yönetiminde merkez sağ görüntüsünü güçlendirecek isimlerin daha fazla ve daha etkili olmasını isteyecektir. Bu yalnız bütün ülkücü kökenli, o kimlikleriyle öne çıkan kişilerin tasfiye edileceği gibi bir şeye akıl yürütmeye neden olmaması lazım. Onların belli bir gücü var, onlara da ihtiyacı var. Meral Akşener'in fakat onları daha kolay denetleyebileceği, daha kolay sınırlayabileceği bir parti yönetimine ihtiyaç duyduğu kanısındayım. Bunu yapabilir mi? Yapabilir. Bunu yapabilmek için kadrolara ihtiyacı var. Parti teşkilatını iyice her yerine uzanabilmesine ihtiyacı var. Onlara çok somut olarak bir şeyler söyleyebilmesi lazım. Bir vizyon çizebilmesi lazım. Şu haliyle bakıldığı zaman İyi Parti siyasi anlamda çok fazla şey söylememeye gayret eden bir parti. Onunla atfettiğimiz bir takım özellikleri var. Mesela milliyetçiliği gibi. Ama onun ötesinde Atatürk konusunda çok pozitif davranıyorlar. Laiklik konusunda sekülerlik diye tabir edilebileceğimiz bir yaklaşımı benimsiyorlar. Kadın meselesine Meral Akşener çok ciddi bir şekilde sahip çıkıyor gibi bir takım özellikleri var ve bunlar özellikle de kentlerde orta sınıfları cezbedebilecek şeyler. Bunları kadrosunda da çok güçlü, daha baskın bir şekilde gösterebilmesi ve söylem olarak da kendi teşkilatlarına ve kamuoyuna aktarabilmesi. İşte bu kongreye hazırlık süreci, Büyük Kongre hazırlık süreci bu anlamda Meral Akşener için bir fırsat ama zor bir iş. Öyle kolay bir şey değil. Bunların altından kalkabilirse burada gerçekten bir her yönüyle önceden ince elenmiş, sık dokunmuş bir stratejiyi benimser ve bunu hayata geçirebilirse Meral Akşener'in ve ona bağlı olarak da İyi Parti'nin önünün hayli açık olacağı kanısındayım. Ancak bu tür başkan kim olsun, Cumhurbaşkanı adayı kim olsun vesaire HDP'ye laf yetiştirmek gibi hususlarla
giden bir İyi Parti daha çok arıza çıkartan bir parti görünümünde. Arıza çıkartandan çok bir vizyon sunan, ileriye doğru konuşan, merkeze talip olan ve Akşener'in söylediği başbakan olmak olacağım sözünü vurgulayacak. Yani ülkede yönetimin bir parçası olacak. O parça diğerleriyle birlikte ülkeyi parlamenter sisteme, güçlendirilmiş parlamenter sisteme taşıyacak ve o güçlendirilmiş parlamenter sistemin ilk etabında sandıktan birinci parti çıkacak. Bunlar çok önemli iddialar ama şu haliyle bakıldığında, bugün itibariyle bakıldığında İyi Parti bence bu iddiaları gerçekleşmenin uzağında ve uzaklaşıyor. İşte bu kongre süreci İyi Parti'nin bu iddialarını hayata geçirmesinde yardımcı olabilir. Ama 2 yıl önceki kongrenin bir benzeri yaşanacak olursa, o zaman İyi Parti MHP'den hallice bir parti olarak Türkiye sağının ne diyeceği önceden belli olan, belli bir alanı kapsayan bir parti olarak yoluna devam eder. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.